Takas Bank sunar. Piyasa yönüyle devam ediyoruz. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz hocamızla sohbetimize başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar Murat Bey, iyiyim. Teşekkür ederim. Umarım siz de iyisiniz. Sizi gördük, çok daha iyi olduk hocam. Çok çok teşekkür ederiz. Yani Fed'i atlattık çok şükür. Piyasacılar için hani evet. İyi ya da kötü olma hali birazcık da böyle biraz ekonomik takvime göre şekilleniyor ya. Yani. Önemli bir belirsizliği de geride bıraktık. Ancak Merkez Bankası'nı bekliyoruz tabii ki hocam. Öncelikle düne bakalım. Yani siz dün nasıl izlediniz kararı? 50 bas puanlık bir indirim geldi. Yani başka bir gözle baktığınızın çok farkındayım. Dolayısıyla hem Powell'ın açıklamalarını hem de Fed'in kararını nasıl okumak gerekiyor hocam sizce? Tabii Murat Bey, yani ilk olarak şunu söyleyeyim, sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Yani Fed iletişim konusundaki en aslında ne diyelim kötü sınavlarından birini verdi diyebilirim. Belki de bu enflasyon uzun süre geçici deyip kalıcı dedikten sonraki sınavından sonraki en kötü sınavı diyebilirim. Neden kötü sınav? Şu nedenle bir 50 bas puanı aslında bize dikte eden Fed olmadı. Piyasaları hazırlayan Fed olmadı. Dolayısıyla Fed'in kalemi olarak bilinen yeniden teyit edilmiş oldu. Nick Timmermans piyasayı hazırlamış oldu. Dolayısıyla ilginç taraf şu, alınan karar 11'e 1 oyla alınıyor. Sadece bir şerh geldiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla 11 üyenin 50 bas puan noktasında çok keskin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğer böylesine keskin bir karar varsa neden bunun iletişimi sessizlik döneminden önce yapılmadı? Birinci temel nokta bu. İkinci temel nokta, yine Haziran projeksiyonlarına bakıyorsunuz, şimdiki projeksiyonlara bakıyorsunuz, özellikle faiz indirimleri konusunda neredeyse piyasayla tamamen örtüşen bir Fed olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yine yani burada ciddi bir güvercinleşme eğilimi var. Yine bu da aslında bir iletişimi gerektiriyordu diye düşünüyorum. Hı-hı. Şimdi dolayısıyla Fed başarısız oldu. 50 bas puanla geldi, evet. 50 bas puan gelirse bir iyi senaryo şu olur, resesyon korkuları sebebiyle değil, yumuşak inişi daha garanti altına almak adına proaktif davranan bir Fed mi olacaktı? Yoksa resesyon kaygılarını bize sunan bir Fed mi olacaktı? Şimdi Fed'in bize sunumuna bakarsak, Fed diyor ki ben 50 bas puanla geldim. Sebebi proaktif davranmam. Artık enflasyon düşüyor. Enflasyonla ilgili neredeyse hiç kaygım kalmadı minvalinde konuşuyor Powell. Dolayısıyla enflasyon düştüğü için de ekonomiyi destekleme adına bizim alanımız var. Alanımız olduğu için de 25'te değil. Son iki enflasyon işsizlik datasını, yani istihdam piyasası datasına baktık. Böyle bir lüksümüz olduğu için ekonomide bir soğuma yok, bir resesyon tehlikesi yok ama biz yumuşak inişi garantilemek adına 50 bas puanla geldik diyor. Politika metnine bakıyorsunuz, evet ekonomi güçlü vurgusu var. Fakat Powell'ın neden 50 bas puanla geldiğine dair olayı net açıklayamaması, konuşmalarının arasında politika metniyle uyumsuz birkaç cümle söylemesi piyasaya biraz tedirginlik getirdi diyebilirim. Yani şu an mesela Asya piyasalarına bakıyorum. Asya piyasalarında dalgalı bir seyir var. Çok net bir satış yok. Dün Amerika'da karışık kapandı hocam. Yani değil mi? 50 bas puanı böyle evet. Olumlu fiyatlamadı. Karışık kapandı. Kesinlikle. Hı. Hatta şöyle, evet, kazanımların birçoğu geri verildi. Hı-hı. Endeksler tarafında. Aynen. Altın 2600 doları test etti. 2560'a kadar geri geldi. Örneğin dolar endeksi 99.9'u görmüştü. 100.5'lerde galiba, şu an yanılmıyorsam 100.7'lere tekrar geri çıktı. Dolayısıyla piyasayı şöyle kapattı. Haklı piyasa burada. Ben de biraz o noktadayım. Piyasa şimdilik en azından dün akşamki fiyatlamalar, kısmi fiyatlamalara baktığımızda Fed 50 bas puanla geldi ama Fed'in 50 bas puanla gelmesinin sebebi proaktif davranması değil. Bizim bilmediğimiz, bizim görmediğimiz bazı şeyleri biliyor Fed. Fiyatlamasının öne çıktığını gördük Murat Bey. O zaman Bey. Hocam çok şimdi özür dileyerek burada biz sizinle hep konuşuyorduk ya, yani 25 yaparsa enflasyonu hem kontrol altına aldım hem de artık hani bunun zamanı geldi mesajını verecekti. 50 yaparsa da birazcık daha başka bilinmedik ekonomide daha büyük belki de bozulmayı da Fed görüyor ve bundan dolayı yapıyor diye bir tedirginliği de artabilir demiştik. Nitekim böyle bir tablo oldu değil mi? Yani piyasa şu anda böyle okumaya başladı gibi sanki. Sizinle konuştuğumuz kesinlikle gibi. Kesinlikle Murat Bey. Hı-hı. Evet, yani Fed'in özellikle ekonomik projeksiyonlarda mesela şu politika metninde şunu söylüyor. Ekonomi çok güçlü. Hatta Powell'ın konuşmaya başlarkenki ilk cümlesi ekonomimiz çok güçlü. Daha da güçlü olması için hani biz bu adımı atıyoruz minvalinde geldi. Şimdi Fed bize böyle sundu. Projeksiyonu böyle. 50 bas puanla gelmemin sebebi
bizim ekonomiyi destekleme amaçlı. Hatta bir soru soruldu, soruyu Nitin Murat sordu. Dedi ki geç kaldığınızı mı düşündünüz? Bu nedenle mi hızlı önden ön yükleme geldiniz? Panikle mi yaptınız? Geç kalmadık. Evet, hayır geç kalmadık. Hatta şöyle, bu geç kalmadığımızın bir diğer göstergesi. Rahat olabilirsiniz. Bakın geç kalmadık, önden yüklemeli geliyoruz ki daha ekonomik tarafta bir sorun olmasın. Ama böyle anlaşılmadı Murat Bey. Bakın yani projeksiyonlarda geç kalmamış olsa biraz daha rahat ve 25 ile yapardı değil mi? Bu geç kalınmışlığın da bir göstergesi. Önden yüklemeli oluyor gibi sanki hocam. Kesinlikle öyle. Bir de bunun iletişimin yapılmadan bunu yapılması. Bir de şu var, yani faiz beklentilerini bu kadar güvercinleşmeyi anlamak çok mümkün değil. 3 ay önce bu sene için 1 faiz indirimi bekleyen Fed üyeleri bunu 4 faiz indirimine çıkarmışlar. Hatta 4 faiz indirimi bekleyen sayısının, yani Fed üyesi sayısını giderek arttığını da görüyoruz. Mesela şuna da bakmak lazım. İşsizlik tarafı %4'ten 4.4'e gelmiş. Evet, belki %4.5'ları geçmemiş ama yine de 4'ten 4.4'e yukarı yönlü revize etmeyi de aslında bir endişe olarak okumak gerekir diye düşünüyorum. Hatta ben şöyle okuyorum. Enflasyonda aşağı yönlü ciddi düşüşler var bu yıl ve önümüzdeki yıl için. Buradaki enflasyondaki düşüşü de bence ekonomik büyümedeki yavaşlamaya bağlıyorlar. Ekonomik büyümede ciddi bir yavaşlama bekledikleri için, talep azalacağı için enflasyonda düşeceğini, artık enflasyonun bu nedenle, yani ekonomideki yavaşlama sebebiyle sorun olmaktan çıkacağını düşündüğü için birinci sıraya hızlı bir şekilde, ani bir şekilde Fed'in maksimum istihdamı, yani resesyon kaygılarını koyduğunu görüyoruz. Yani şunu söyleyeyim. Belki gerçekten Fed'in görmediği bir şey var. Belki gerçekten önden yüklemeli, söyledikleri gibi gelmiş olsa da bunu hem iletişimini yapmamış olmaları sebebiyle bir, iki, hem de özellikle projeksiyonlar tarafına baktığımızda bunun iletişimini iyi yapan bir Fed görüyoruz. Dolayısıyla bu piyasayı şuraya götürecek. Bakın bundan sonra benim gözüm istihdam datalarında olacak. Acaba benim bilmediğim, Fed'in bildiği bir şey mi var sorusunu sürekli sorarak verileri inceliyor olacağım. Bu şuraya götürecek piyasayı. Özellikle istihdam piyasasıyla ve ekonomik büyümeyle ilgili veriler piyasayı artık haddinden fazla, daha güçlü bir şekilde etkileyecek. O açıdan mesela şöyle bir tartışma da var, ona da değineyim. Mesela bir kısım da şunu söylüyor. Aslında Fed gerçekten söylediği gibi ekonomik büyümeye dair endişe gördüğü için değil, siyaset etkisi sebebiyle. Tam onu soracaktım. Kasım geliyor hocam. Dün Elizabeth Warren Fed kararından önce 75 yapalım dedi. Yani birkaç tane senatör bu anlamda görüş de bildirdi. Evet evet, yani hani böyle olunca da orada da birazcık hani bizdeki külliye baskısı gibi Beyaz Saray baskısı etkili oldu diyebilir miyiz? Yani bu kadar kredibilitesi düşmüşken, siz de bunu sorgularken, piyasacılar bunu sorgularken böyle bir şey de olası gibi gözüküyor hocam. Neden olmasın değil mi? Kesinlikle Murat Bey. Bunu nereden anlayacağız? Yakın vadede gelen verilerden anlayacağız. Eğer verilerde bir bozulma görürsek bu siyaset etkisinin gerçek anlamda. Çünkü neden? Mevcut veriler bir resesyon etkiyi göstermiyor açıkçası. Fed'in iletişimine bakıyorsunuz. Biz resesyon beklemiyoruz diyorlar. O zaman niye ya gördükleri bir şey var. Evet, ya da siyaset etkisi. Hatta şöyle diyenler var Amerika'da. Trump'a çok büyük bir ders vermek istedi Fed. Fed'in bağımsız olduğunu aslında 50 bas puan yaparak Fed gösterdi. Yani şöyle, şimdi Trump'ın kazanma ihtimali de var. Dolayısıyla Trump'ın kazanıp Powell'ı görevden alma ihtimali var 50 bas puan yaparsa. Ama buna rağmen biz bağımsızız. Sen bize hiç indirme dedin. Biz senin tam aksine 50 bas puan indiriyoruz. Yani Trump'a ciddi bir ders verdi. Bu dersi verirken de bağımsızlık dersi de vermiş oldu. Bakın biz bağımsız olmasak böyle kolay senin söylediğin iki katı kadar faiz indiremeyiz şeklinde paketleyenler de var. Ama bence burada ben şöyle söyleyeyim. Eğer gerçek anlamda bir siyaset etkisi varsa bence Harris'i öne çıkarma amaçlı bir siyaset etkisi olacağı kanaatindeyim. Çünkü Amerika'da bürokrasi tarafı Trump'ın gelmesini istemiyor Murat Bey. İstemediği için, aynen, hani Harris'i daha ön plana çıkaracağı için bu olmuş olabilir. Ama eğer bu şuna dönüşürse Harris'in ekmeğine yağ sürmemiş olacak. Eğer resesyon kaygılarıyla Fed geldi deyip piyasaları bir panik alırsa, aksine Harris ve yönetimi ve Biden yönetimi ekonomiyi işte enflasyonda faizleri geç indirerek resesyona sürükledi fiyatlamasını da veya propagandasına da döndürebilir Trump. Onu izleyip göreceğiz. Şu an evet, piyasalar evet, daha tetikli. Aynen. Buna inanıyor ama veriler bunu destekleyecek yani, Murat Bey. Yani yaptığı, attığı hamle başka bir şeye dönüşme olasılığı da var. Harris'in için evet, avantajlı olabilir. Tam tersi Harris'i de yakabilir gibi bir tablo da oluştu hocam. Değerli hocam, şöyle bir şey kesinlikle sormak istiyorum. Yani şimdi anlaşılan o ki Fed bunun iletişimini yapmadan 50 bas puanı yapmasını biraz sürpriz karşıladık. Nitekim hani nacizane ben de 25 bekliyordum. Hatta sevgili Sami Altınkaya pazartesi konumuz olacak. Dün ben uyurken Powell'ı birazcık yatakta karşılamış gibi oldum. Uyuyordum hocam. Maalesef gece 3'te kalkınca birazcık böyle şey erken yatmamız gerekiyor. Ancak bana yazmış işte bak 50 yaptı. Biz iddiasına girmiştik kahvesine. Sami Altınkaya kazandı.
Ama ben yani 50'yi şöyle bir olasılıkta görüyordum. Yani 50 yapabilir ama yaparsa aslında piyasa için iyi gözükmez. Yani 50 bas puan borsa için belki kağıt üzerinde çok olumlu bir tablo gibi gözüküyor ama 50'nin yapmasının arkasındaki nedeni eğer tam olarak emin olamazsak bu defa da yeni bir belirsizlik, yani neden bu faizi indirdi belirsizliği olacak gibi gözüküyor. Nitekim siz de bu çerçevenin içine sıkıştırıyorsunuz yorumunuz değil mi hocam? Yani bir belirsizlik var, istihdama bakmam lazım, neden bunu yaptı diye anlamaya çalışıyoruz Fed'i şu anda. Kesinlikle öyle Murat Bey. Yani ben an be an takip ettim. Yani dakika dakika takip ettim süreci. Hı hı. Süreçte şunu gördüm. İlk etapta bir 50 bas puan geldi. Şunu söyleyeyim. Bakın 50 bas puan dün ben yayınlara çıktım. Yayınlarda dedim ki olması gerekeni 25 bas puan olması gerektiğini. Ama bana sorarsanız ne 50 gelir ne de 25 gelir noktasındayım. Ama buna rağmen bakın bu kadar servis edildi. Bu kadar piyasada tartışıldı. Yine sürpriz olmadı mı? Evet yine sürpriz oldu. Hani Fed'den hiç beklediğimiz bir hareket değildi. Ben yine 25 bas puan hani içten içe acaba gelir mi? Piyasanın zorlaması mıdır bu diye merak ediyordum. Ama son dönemde eşanlı yazılar bu kadar arka arkaya çıkınca Nick Timiraos iki kere yazı yazdı. Yani normalde bir kere yazı yazıyor aslında Fed öncesi. İki kere yazdı. Yine Fed Watcher'lar var. Amerika'da ünlü Wall Street Journal'da var. Financial Times'da var. Hepsi 50 bas puan noktasında yazdı. Çok net. Yani Fed'in yazarlar eliyle piyasayı hazırladığı bir süreç oldu. O açıdan bence bu noktada ciddi bir sınıfta kalma olduğu kanaatindeyim. Yani bu kadar ekonomide bir güvercinleşme görüyorsanız neden bunun hiç ön aşaması yapılmadı? Dediğim gibi yani 50'yi ister proaktif olarak indirirsiniz, ister resesyon nedeniyle indirirsiniz. Hadi diyelim proaktif, onların bize paketlediği gibi, sunduğu gibi olduğunu varsayalım. Bunun mutlaka iletişimin yapılmış olması gerektiği bari kanaatindeyim. Diyorsun, değil mi hocam? Sanki kesinlikle sipariş öyle. Üzerine mesela olmuş gibi gözüküyor. Hocam kısa bir yere gideceğiz. Çok ufak toparlayın, devam edeceğiz çünkü. Buyurun. Yani dün gazeteciler de çok sordular. Şimdi diyorlar ki mesela bir sonrakinde 50 mi olur? Çünkü o kadar Fed belirsizliği arttı ki ve güvensizliği arttı. Aynen. Şimdi bundan sonra swap tarafı 25 diyorsa ben yayınlara gelip 25 bas puan indirir diyemeyeceğim açıkçası. Yazılara bakacağız, daha köşe yazılarına. Evet. Aynen. Sami Bey de, Sami Altınkaya da bu yazarın yazılarına bakarak dedi ki geçtiğimiz pazartesi günü hiç tartışmaya gerek yok. 50 yapılacak çünkü o yazar İlk yazısını hocam 50 bas puan olarak belirtmişti. Nitekim kendisini gerçekten kutluyorum. Yani oraya bak dedi. Yani ekonomik datalara bakma dedi özellikle. Nitekim haklı çıktı gibi hocam. Çok minik bir ara, sonra değerli yorumlarınızla devam edeceğiz. Takas Bank sundu.